Genelde İtalya gezilerinde Venedik bir günle sınırlı tutulur. Elbette o zaman ya kendi yaptığımız hızlı programa ya da içinde olduğumuz acentanın ya da programın bize gösterdikleriyle sınırlıyız. Venedik'te bir gün varsa benim önerim San Marco Meydanı'ndan başlamak üzere oradaki binaları en azından dıştan görmek. Bunlar arasında San Marco Kilisesi. Önünde uzunca bir kuyruk vardır. Hazine ve diğer bölümlere giriş ücretli olsa da iç bölümler ücretsiz olarak kuyrukta biraz sabır göstererek beklenebilir ve gezilebilir. Özellikle o zamanki Konstantinopolis'ten Haçlı seferlerinde getirilmiş olan 4 tane ünlü at ve bazı direkler başta olmak üzere İstanbul'un, tabii şu anda turistler için bunların yeniden yapılmış olanları açıkta sergileniyor. Bir kere San Marco Kilisesi'nde bunları görmelerini özellikle öneriyorum. Yine Campanile Kulesi vardır, Çan Kulesi. Buraya giriş ücretlidir, biraz kuyruk vardır ama Venedik'in bütün coğrafyasını anlamak için belki de biraz sabır gösterip yukarı kadar çıkılıp bir süre yukarıda bütün çevre coğrafyası seyredip inilebilir. San Marco Meydanı başlı başına bir hengame zaten. Orada biraz oturup bir çay kahve içmek isterseniz, soluklanmak isterseniz kafeler var. Ya da herhangi bir taşa yorgunluktan çöküp bütün o hengameyi seyretmek de oldukça güzel. Elbette Dükler Sarayı dışından da dolaşsanız, para verilerek içinde birkaç saatlik geziye de katılsanız, Venedik'in bütün dünyayı bir deniz cumhuriyeti olarak yönettiği yer. Osmanlı İmparatorluğu başta olmak üzere Akdeniz'in egemenliği konusunda Venedik en önemli ülkelerden, deniz cumhuriyetlerinden bir tanesiydi. Dükler Sarayı'na bitişik olarak bir hapishane vardır. O da çok ünlü hapishanedir. İçinde yatan ünlüler tarihe mal olmuş isimlerdir. Bütün bu saydıklarım San Marco civarındaydı. Ara sokaklardan Saat Kulesi'nin altından giderek Rialto Köprüsü'ne ulaşmak mümkündür. Venedik çok karışık gibi görünse de aslında San Marco Meydanı'ndan Rialto'ya, Rialto'dan San Marco Meydanı'na çok kolay gelinebilir. San Marco Meydanı'nı ve çevresini gezdikten sonra yürüyerek Saat Kulesi'nin altından geçilerek Rialto'ya gidilebilir. Rialto'ya gitmek Venedik karışık görünse de hiç zor değil. Çünkü San Marco'dan açılan her sokağın başında yukarıya baktığınızda sarı siyah bir tabela Per Rialto, Rialto için yazar. Bu okları izleyerek Rialto'ya gidilebilir. Nedir Rialto? Aslında Venedik'i ortadan ikiye bölen büyük kanalın, yani Canal Grande'nin en güzel noktalarından bir tanesi. Yarı kapalı bir taş köprü olan Rialto Köprüsü var. Köprünün üzerinde özellikle hediyelik eşya satan küçük tezgahlar bulunmakta. Yine gondollara binilebilecek noktalardan bir tanesi ve hızlı bir şeyler atıştırmaktan tutun oturup rahat bir pizza yemeye veya tam bir öğle ya da akşam yemeğine kadar güzel restoranlarında olduğu bir nokta olduğundan günübirlik bir gezide San Marco'dan sonra Rialto'nun da görülmesi gerekir. Biraz daha macerayı seven, yürümeyi seven gezginler için de Rialto'da zaman harcadıktan sonra belki biraz gerisindeki Akademi Köprüsü'nü gördükten sonra daha kuzeye, Venedik'in en yukarısına yani tren istasyonunun olduğu Santa Lucia'ya kadar çıkmalarını öneriyorum. Çünkü oraya giderken o kadar güzel kiliseler, küçük meydanlar, dar sokaklar var ki belki bu da San Marco'daki o yoğun, biraz da yapay diyebileceğimiz turist kalabalığından uzaklaşıp artık her geçen gün azalan Venedik'in içinde yaşayan Venedikleri görmek açısından da önemli bir olasılık. Arka taraflara doğru gidildikçe daha turistik olmaktan uzaklaşmış olan sokaklar, mağazalar belki de daha biri yaşayan Venedik karşımıza çıkıyor. Venedik'te bir gondol turu yapılabilir. Yarım saatten başlayan 1,5 saate kadar giden, yine uzun bir güne sığdırılabilirse 2-3 saatlik Murano Torcello adaları gezileri yapılabilir. Fakat bu adalardan da zaman azsa bir tanesini seçmek lazım. Bu saydığım programlarda pek günübirlik müze ziyaretlerine çok fazla zaman kalmıyor. Ancak Venedik'te 2-3 gün kalındığında belki Dükler Sarayı'nı çok ayrıntılı olarak salonlarıyla, resimleriyle, süslemeleriyle gezmek ve daha sonra arzuya göre
kimi zaman değişen, değişik sanatçıların eserlerinin sergilendiği ve daimi sergileri de programa alarak Venedik'teki zamanı bu şekilde geçirmek lazım. Elbette yaşamaya da zaman ayırmak gerekiyor. İlla tarih kültürü olması gerekmez. Güzel bir dondurmanın keyfini ya da kanal boyunca yürümeyi, oturmayı, o kalabalığın içinde yürümeyi de ben kaliteli tatilin olmazsa olmazları arasında sayıyorum.